Merhaba arkadaşlar, ben Jojo. Şimdi sizlere bir UFO ve içinde bir uzaylı çizeceğim. Benden bu çizimi yapmamı isteyen arkadaşlarım Elif, Yusufcan, Uğra, Selim, Zehra Nur, Sona, Muhammed, Adem, Onur, Sıla, Medet, Hüseyin, Ece, Aysel, Leyla, Eli, Emre, Umar, Lale, Selin ve Caner. Hadi kağıt ve kalemlerinizi hazırlayın ve siz de bana eşlik edin. Kağıdımızın tam ortasına bir yay çizerek başlıyorum. Ardından bir sola ve bir de sağa iki yay şekli daha yapıyorum. Sonra da bu yayların alt uçlarını birbirine bağlayan başka bir yay daha yapıyorum. Ne çok yay oldu değil mi? Şimdi bu kesişen yayların köşesine bir yarım daire ekleyelim. Ve diğer tarafa da aynısını yapıp sonra bunları bir yayla birbirine bağlayalım. Ve bir yarım ovalle uzay gemisinin altını kapatalım. Şimdi uzay gemimizin şekli ortaya çıkmaya başladı. Bu alt taraftaki alana 5 tane daire şekli çizelim. Sonra da uzaylıyı çizmeye başlayalım, ne dersiniz? Tabii ki gerçek bir uzaylı görmediğim için hayali bir uzaylı yapmayı düşünüyorum. Bir de isim vereceğim ona. Adı Fufo. Evet, Fufo olsun. Komik bir uzaylı olacağını tahmin ediyorum. Önce bir yayla başlayan ince ovale benzeyen bir çizim yapıyorum. Bunun boyunluk olmasını düşünüyorum. Neden böyle yaptığıma gelirsek hiçbir sebebi yok. Tamamen uyduruyorum. Daha sonra bu çizdiğim çizginin ucundan başlayan dalgalı bir çizgi yapıyorum. Sonra bunu sanki bir daire çizer gibi devam ettirip tekrar dalgalı bir şekilde diğer uca kadar getiriyorum. Bence bu uzaylının başı oldu. Yani Fufo'nun. Şimdi bir göz yapmak istiyorum. Büyük ve tek bir göz. Belki bir tane de göz kapağı olmalı. Evet, bir ay çizerek göz kapağı yapalım. İçine de minik siyah bir göz bebeği. Acaba uzaylılarda kirpik olur mu? Fufo da olsun, ne olacak ki? Sonuçta ben uyduruyorum. Yay şeklinde uzun uzun kirpikler olsun. Tamam, şimdi de kollarını çizelim. Ahtapot kolları gibi olsun. İstediği gibi kıvrılan kollar. Bunları da kıvrımlı çizgilerle yapacağım tabii ki. Gerçekten ilginç bir çizim oluyor. Hadi bir tane daha ağız çizelim. Fufo'nun duyguları biraz karmaşık olsun. Gülen bir ağız yapmayacağım yani. Dalgalı bir çizgiyle değişik bir ifade yapıyorum. Şunun haline bakın. Şu an ben de garip duygular içindeyim. Umarım bu çizimi beğenirsiniz. Neyse, şu uzay gemisine bir cam çizelim. Bizim dünyamızın atmosferi belki de onun için uygun değildir. Bu camın arkasında güvende olur. Uzay gemisine biraz daha detay yaparsam boyarken daha eğlenceli olacaktır. Şu üst bölüme eğimli dik çizgiler yaparak biraz değiştireceğim. Bu çizgileri eşit aralıklarla yapıyorum. Evet, bu kadar uydurma çizim yeter. Hadi artık boyamaya başlayalım. Acaba Fufo yeşil rengi sever mi? Ben onu yeşil yapmaya karar verdim. Siz neler yapacaksınız, sizin uzaylınız nasıl olacak gerçekten çok merak ediyorum. Herkes kendi hayalinden bir uzaylı uydursun ve isim versin. Sonra da bana jojiagonder@gmail.com adresime yollasın. Fufo'nun gözlerini de sarı yapmayı düşünüyorum. Umarım güzel olur. Hazır sarı kalemim elimdeyken şu alttaki daireleri boyayayım da havada giderken parlak ışıklar saçsın. Gerçekte uzaylı diye bir şey var mı yok mu bilmiyorum. Ama olmasını çok isterdim. Sonuçta kocaman bir evrende yaşıyoruz. Herkese yetecek kadar yer var. Şimdi de mavi kalemimi alıyorum ve uzay gemisinin camını mavi renkle boyuyorum. Bence böyle çok güzel olacak. Boyarken sağ tarafında bir alanı tıpkı göz çizerken yaptığımız gibi boyamadan bırakıyorum. Sanki bir yansıma gibi görünsün diye. Bence böyle çok güzel oluyor. Mavi renkle şu arada kalan bölümü de boyamak istiyorum. Ama hayalimde uçarken bu bölüm renk değiştirecek. Hep mavi kalmayacak. Ve içinde bir güç varmış gibi sürekli parlayacak. İyice hayal alemine daldım ben. Neyse, turuncu kalemimi alayım da biraz boyama yapayım. Şu bölümlerde birer tane atlayarak turuncu renkle boyama yapmak istiyorum. Diğer kalan bölümlerini de kırmızı yaparım. Turuncu ve kırmızı yan yana çok uyumlu ve güzel görünüyor. Siz ne dersiniz? Şimdi de pembe kalemimi kullanmak istiyorum. Şu boyunluğu pembe boyayabilirim. Hatta göz kapağında. Bakalım nasıl görünecek. Ay, siyahla karışınca sanki mor gibi oldu. Olsun, bu da güzel. O zaman mor kalemimi alayım. Onunla da uzay gemisinin alt bölümünü boyarım. Evet, eğer bu resmi sevdiyseniz beğenmeyi, arkadaşlarınızla paylaşmayı ve hala olmadıysanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Fufo çizimi bitti. Bence gayet güzel ve eğlenceli bir çizim oldu. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.